Çağlar, Elif. Yaptığınız hataların tahmin ediyoruz ki ikiniz de farkındasınız. Ancak sizi rencide etmeden hatalarınızı size anlatmak isteriz. Çağlar, patlıcanların olması gerektiğinden daha büyüktü. Elif, patlıcanların olması gerektiğinden daha küçüktü. Bu ikiniz arasındaki tabağın gelgitini yaşatan önemli bir etkendi. Ama bugünün kaybedenini gösteren çok daha önemli bir etken vardı. Önce bugünün daha iyi sonuçlanan tabağını açıklayacağım ve onu arkadaşlarının yanına alacağız. Sonra kaybeden tabağın neden kaybettiğinin hala farkına varmadığı o küçük detayı onunla paylaşacağız. Sevgili Elif, sevgili Çağlar, ikinizin tabağının tadımları sonucunda bugünün diğer arkadaşlarından daha az beğendiğimiz ama şu an yanında duran arkadaşından daha çok beğenerek kendini Şef Akademi'deki yoluna devam edecek şekilde konumlandıran ve arkadaşlarının yanına geçerek elenme potasına girmekten kurtaran tabağın sahibi Çağlar sensin. Elif'ciğim, fazla da bir söylemeyelim aslında. Sen zaten biliyorsun. Şanslılıkların olduğunu itiraf edeyim, sen de biliyorsun. Bu kabiliyet meselesi çok iyi yemeklerde şimdiye kadar yaptığın, hele ilk yarışma başlarına yaptığın vejetaryen köfte hala tadı damağımda. Doğru mu? Doğru. Pesto rojo. Yani anladın mı? Onun için sana istiyorsan Arda şefimiz teknik olarak hatanı söylesin ve seni yanaklardan öperek uğurlayalım. Elif, patlıcanlarını ince kestiğinin farkındasın. Evet. Köftelerini olması gerektiğinden daha ince porsiyonladığının da farkındasın. Ama sanırım neden pişmediğini hala anlamış değilsin. Neden pişmediğinin sebebi fırın ayarını sadece üst ızgarada bırakmış olmandaydı. Maalesef 25 dakika boyunca fırınını o şekilde çalıştırdın. Aralarda gezerken bunu şahit oldum. Lezzet detaylarda gizli ve pişirme detayları bazı yemeklerin en olmazsa olmazı. Patlıcanlı kebap gibi hepimizin damağında çok yer etmiş bir tarifi maalesef küçük ama aslında çok büyük bir hata sonucunda kaybetmiş bulunuyorsun. Bunu duyduğuma üzüldüm çünkü grill yaptığımı, üst fan yaptığımı düşünüyordum. Hiç farkında değilim. Sırf bundan dolayı elendim mi bilmiyorum ama size daha iyi bir tabak sunabilmeyi isterdim öncelikle. Patlıcanla geldim, patlıcanla gidiyorum. O da biraz manidar oldu. Keşke, yani ben patlıcanda iddialıyım genelde. Pişmemesine çok üzgünüm. Bence bu bir veda değil. Herkesi daha çok yeni tanıyorum. Sizleri de, arkadaşlarımı da. Herkesten ayrı ayrı öğrendiğim bir sürü şey var. Çok memnun oldum hepinizi ayrı ayrı tanıdığım için. Bana kattıklarınız için de teşekkür ederim. Varlığın ve buraya kattığın renk için sana çok teşekkür ediyoruz. Şimdi lütfen tezgahına geç, önlüğünü bırak ve bıçağını kırmızı tahtaya asıp kırmızı kapıdan Şef Akademi'ye veda et. Peki, hoşçakalın. Teşekkürler.
Tatlıyı düşürmek tamamıyla benim hatamdı. Dokunulmazlığı da ben ellerimle aslında kırmızı takıma teslim ettim gibi oldu. Çünkü jürilerimiz çok iyi yorumlarda bulundu, şeflerimiz tabaklarımızla ilgili. Tatlımızı tatsalardı muhtemelen dokunulmazlığı biz alacaktık. Dolayısıyla bunun sorumluluğunu hissediyorum. Sorumluluğunu hissettiğim gibi bedelini de ödedim. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, sevgili yarışmacılar, sevgili izleyiciler, sevgili jürimiz. Bir program da burada sona erdi. Efendim, acı tatlı hatıralarla beraber Şef Akademi devam ediyor tüm hızıyla. Hastasıyım. Bu vesile ile tüm ülkemizin, dostlarımızın, sevdiklerimizin, akrabalarımızın bayramlarını kutluyorum efendim. Teşekkür ederiz. Küçükleri gözlerinden, büyükleri ellerinden öperiz. Herkese iyi bayramlar efendim. Sevgili izleyicilerimiz, yarın Arife, bir sonraki gün bayram. Tüm Türkiye'nin Şef Akademi ailesi olarak bayramını kutluyor ve önümüzdeki hafta yine burada görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar, bayramlar, bayramlar. İyi bayramlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.